İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Unity 2020.1 sürümünde Universal Render Pipeline ayarlarını inceleyeceğiz. Açılışta yeni bir proje açarken template'lerden şu Universal Render Pipeline'ı seçerseniz o bütün ayarları sizin için yapılmış şekilde açıyor ekranda. Bir de örnek sahnesi var. Biz de bu sahneyi kullanalım. Öncelikle ayarlar nereden yapılıyor? Edit Project Settings açtığımız zaman bu pencereyi şöyle kenara bir yere koyalım. Sürekli açık dursun. Bir grafik bölümü var. Üstten 3. sıradaki. Burada bir ayar kutusunda zaten ismi gözüküyor. Universal Render Pipeline High Quality demiş. Bir de aşağıda Quality kalite kısmında üç tane seçenek var burada. Low, Medium ve High. Onların da her biri seçildiğinde aşağıdaki rendering kutusunun içerisinde hep Universal Render Pipeline ama Low Quality, Medium Quality ve High Quality. Bu e, pipeline asset dosyası. Bu dosyadan 3 tane var. Öyle anlaşılıyor. Eğer mesela şu anda high quality'de seçim yapmak istersek 3 tane seçeneğimiz var. Bu dosyaların yerini görmek istiyorsanız üzerine tek tıkladığınızda sizi settings klasörün içerisine götürür. Burada işte bu 3 tane dosya gözüküyor. Neden 3 tane? Çünkü en azından mobil cihazlarda bile olsa birbirinden farklı kapasitede olanlar için 3 kalite seçeneği tanımışlar. Bütün bu ayarları baştan kendimiz de yapabiliyoruz. Onu göstereceğim. Öncelikle Unity'de kullanılan Preset isimli bir özellik var. Onu kullanarak bu üç kalite seçeneğini önce bir saklayalım. Çünkü bunları ezberlemen mümkün değil. Belki bütün ayarlarla çok aşırı neşir olduktan sonra bütün hepsi ezberlenebilir ama mesela Low Quality'de ne yok? Shadows'ta Cascade yok. No Cascades. Cast Shadows yok Lighting kısmında. HDR yok. Depth Texture, Opak Texture yok. Yani neredeyse hiçbir şey yok Low Quality'de. Çok düşük performanslı makinelerde mobil oyun tasarlamak için bunu kullanabiliriz. Medium'da bazıları açıldı ayarların. High Quality'de de en yüksek olmasa da mümkün olduğu kadar Ayarların çoğu açılmış vaziyette. Bunları şimdi saklayalım. High Quality'den başlayalım. Seçiliyken inspektörün şu sağ üst köşesinde ortadaki buton tıklandığında Select Preset ekrana geliyor. Biz seçim yapamıyoruz şu anda çünkü zaten listede hiçbir şey yok. Biz şimdi kaydetmeye başlayacağız presetleri. Ön ayarlı dosyalar diyelim buna. Save Current dediğim zaman Preset klasörün içerisine giriyoruz. Universal Render Pipeline Asset her seferinde otomatik getiriliyor. Biz sadece bunun sonuna High Quality olduğunu ifade etmek için HQ yazıp kaydedelim. Sonra Medium Quality'yi seçiyorum. Aynı işlemi onun için yapıyorum. Save Current alt e, son kısmına Medium Quality ve son olarak da Low Quality'yi seçerseniz onun da Save Current dedikten sonra en sonuna Low Quality dedim. Şimdi bunları silebiliriz. Eğer silersek tek tek silelim. High Quality'yi silince zaten hemen pembeye dönüşecek. Low Quality ve Medium Quality onlar da silindi. Edit Proje Settings kısmında Graphics bölümüne bakarsanız artık Nan yazıyor. Çünkü seçilebilecek bir şey bırakmadım ben. Pipeline Asset. Onu baştan oluşturacağım. Ve burada tekrar yerine koyacağız. Baştan şöyle oluşturuyoruz. Settings kısmında sabit ona tıklıyoruz. Create kısmından Rendering'de Universal Render Pipeline'da Pipeline Asset istiyoruz. Şu anda ismi değiştirmek için kutunun içerisinde bekliyor. Enter'a bastım. Bize bir tane de renderer oluşturdu. Aslında bizim vardı ondan. Forward renderer. Eğer onu da kaydedecek olursak daha önce he, silmediğimiz hala duran forward renderer seçiliyken bakıyoruz onun var mı? Preset seçeneği yok. Maalesef onu settings kısmında create aynı menüden deminki aynı menüden şuradan Forward Renderer seçeneğiyle isteyebiliyoruz. Custom Forward Renderer Data. Yalnız bu da kendi içerisinde bir Post Process Data istiyor. Kimi kullanmış bakalım. Tıkladık. Packages kısmında Universal Render Pipeline paketinin kendi içerisinde data kısmında post process data var. Ona tıklıyoruz. Onda da herhangi bir şey gözükmüyor inspektör kısmında. Belli ki bu script dosyası olarak işlev gören ama seçenek ayar menüsü bulunmayan bir dosya bunu kullanıyor. Şimdi 3 tane oldu. Bir tanesi şuydu ilk mevcut olan buydu. Ayarları fazla değil aslında. Everything, everything, transparent, receive shadow seçili, stencil seçili değil. Pipeline aseti oluştururken otomatik olarak oluşturduğuna bakıyoruz. Yani onda da sadece post process data kısmı boş bırakılmış. Eğer onu doldurmak istiyorsak, packages kısmındaki hazır post process datayı alıp Buraya koyabiliriz. Peki post-process data'yı oluşturabiliyor muyduk? Ona bakalım. Ee, buradan create diyemiyoruz. Settings kısmından create. Renderer. Rendering'de post-process data var. Onu da madem bur buraya isteyelim. Custom post process data da buraya geldi. Dediğim gibi bunun herhangi bir ayar seçeneği yok. O zaman şeyi kullanmayalım. Packages'teki'ni kullanmıyoruz. Orayı kapatıyorum. Packages'i minimize ettim. Evet, her şey artık burada var. Yeniden mesela şunu seçelim. Universal Render Pipeline Asset Renderer. Bu şu anda seçili olan şeydeki, packages'teki onu değil de custom Post Process Data'yı alıp buraya koyalım. Böylelikle onu kullanmış olduk. Pipeline Asset'te e, Renderer olarak tıkladığımızda bakın e, beraber oluşturduğu dosyayı kullanıyor. O halde şu Forward Renderer'e de ihtiyacımız kalmadı burada. Onu da siliyoruz. Şu Sample Scene Profile var. Onu birazdan kullanacağız. Sileceğim bunu da tekrar oluşturmak için. 3 tane özellik eklenmiş burada. Tone Mapping, Bloom ve Vignette onu birazdan kullanacağız. Preset olarak kaydedelim. Preset içerisinde Volume Profile olarak kaydetsin. Bunu artık silebilirim çünkü sakladım. Delete ile sildim ve tekrar özetleyecek olursak Universal Render Pipeline Asset Esas dosya bu. Renderer olarak en üstünde General kısmında Renderer List kısmında tıklarsanız yani beraber oluşturduğu yani Settings'te Create Rendering Universal Render Pipeline'da şu komutu uygularken otomatik oluşturduğu Renderer'i kendi içerisinde kullanıyor. Bu Renderer kendi içinde gene Post Process Data istiyor. Ona da biraz önce oluşturduk. Şuradaki custom post process data. O zaman şu şeye de gerek yok. Custom forward renderer data'ya da gerek yok. O biliyorsunuz yine settings kısmında create rendering şurada forward renderer. Bu komutu uyguladığımız zaman gelen bir seçenek ama zaten pipeline aseti oluştururken biz istemesek istemediğimiz halde forward renderer datayı dosyasını oluşturduğu için şuna da gerek kalmadı. Böylelikle tamamen kendi oluşturduğumuz dosyalarla asetleri oluşturduk. Yalnız şu asetten iki tane e, kopya alacağım. Ctrl D ile. İlk kopya high quality olsun. Sonuna bir tane HQ koyalım. Birinci kopya medium olsun. Medium quality ve sonucu da low quality olsun. Bunun sayısını aslında daha da arttırıp azaltabiliriz. Ama ideal olanı e, daha doğrusu optimum olan bu herhalde. 3 seçenek yeterli gelir pek çok mobil cihazı kapsaması için. Önce high quality'den başlıyorum. Sağ tarafındaki ayar Bunlar yalnız bir problem oluşacak şimdi. Preset'ten yararlandığımda onu şöyle söyleyeyim size. Renderer olarak Universal Render Pipeline aseti oluştururken otomatik eklenen renderer yerine bakalım preset neyi yükleyecek. Biraz önce sakladığımız şu high quality. Onu seçtim. Bakın orayı boş bıraktı. Problem değil. Hemen tıklayıp deminkini yine yerleştirdim. Ayarlar bunlar. Yani size hepsini ezberlemenin ilk başta mümkün olmadığını söylemiştim. Ayarlar high quality için bunlar da preset olarak sakladığımız için bunları otomatik getirdik. Medium quality'yi seçiyorum proje kısmından. Onun da hemen presetlerden hangisi olduğunu görmek için pencereyi genişletmem gerekiyor. Medium quality en alttaki. Yine renderer boşta. Onu dolduruyoruz hata vermemesi için. Ve son olarak da low quality. Onu da presetlerden low quality'yi tıkladığım zaman zaten hemen her şey yerli yerine yerleşiyor. Çift tıklamaya gerek yok. Ve açılır kutudan da Forward Renderer'i seçtikten sonra diğer ayarlarda bir problem yok. Böylelikle dersin başında gördüğümüz o 3 tane Pipeline Set'i silip yeni baştan kendimiz oluşturduk. Ama bunu henüz şu grafik kısmında belirtmediğimiz için ekranda materyalleri e e mor veya pembe olarak görüyoruz. Grafikten başlayalım. Grafik kısmında aslında hangisini kullanacaksak onu seçmemiz lazım. Mesela High Quality'yi seçersek hemen materyaller düzeldi. Ama bir de Quality kısmı var. Quality kısmında da 3 tane seçenek var. Low, Medium, High. Bunların her birinde rendering kısımları boşalmıştı biz aşağıdan sildiğimiz için. Şimdi tek tek yerleştireceğiz. Yalnız bir de şeyi de göstereyim. Şuradaki ayarları preset olarak kaydedebilirdik. Onu yapmadım bir tek. Yaparım birazdan. Ama aynı zamanda reset düğmesi de var. Eğer reset düğmesine tıklarsanız size Very Low'dan başlayıp Ultra'ya kadar götürür. İstemiyorsanız şu Very High Ultra ve Very Low silersiniz. Low seçiliyken şu e, rendering kutusunun içerisine low Quality'yi, medium seçiliyken yine aynı yerden medium'u. Bunları biz oluşturduk biliyorsunuz. Ve high seçiliyken de high quality seçerseniz en başa geri döndük. Low seçiliyken şurada gölge yok. Medium seçiliyken de gölge yok. High seçiliyken gölge var ama medium'da da low'dan farklı olarak aslında şu directional light'ın bölgesi sanırım var. E, Hayta'da e, gölgeyle ilgili her şey tamamlanmış durumda. Eğer bu durumu şu level'ların bu durumunu saklamak isterseniz preset kısmından yine presets'in içerisinde quality settings olarak bunu kaydedecek olursak, burayı resetleseniz veya değiştirseniz bile hepsini silemiyorsunuz. Bir tanesi muhakkak kalıyor en son hangisi kaldıysa ama presetten quality settings seçtiğinizde bunlar tekrar normal pozisyonuna geliyorlar. E, editörde, Unity editörde çalışırken şunlardan hangisi tıklandıysa yani mesela bunu tıklarsınız bu proje settings sürekli açık olmayabilir mesela şöyle pencere şeklindeyken low tıklarsınız, kapatırsınız ve low kalitede çalışırsınız. Değiştirmek istiyorsanız editörde edit project settings'ten bunu mesela high yaparsınız, pencereyi kapatırsınız ve en yüksek kalitede çalışmaya devam edersiniz. Ama derlemede durum değişik. Project settings'i açtığınız zaman şu yeşil renkte olanlar, default olanlar onu değiştirebiliyorsunuz. Mesela low en küçük ayarları default yapmak isterseniz şu default satırından değiştirebiliyorsunuz. Peki bu neyi etkiliyor? Low'u yani low default olarak seçtiyseniz file build settings'te build yaptığınızda o zaman ayar olarak yani buradakinin hangisinin tıklandığı değil, hangisinin default olduğu etkin duruma geçiyor. Yani biz yani şimdi uzun sürmeyeceği için yapacağım ama derleyecek olsam yani low seçili olduğu için default olarak en düşük ayarlarla bir derleme yapacak ve onu çalıştıracak. Bu projenin Android ile ilgili kütüphaneler de yüklü olduğu için onun sütunu da var. Android ile ilgili bir derleme yapacak olursan da medium default olarak seçildiği için medium seç kullanılacak. Burada checkbox'lar bu seçeneklerin kullanılıp kullanılamayacağını ifade ediyor. Aslında burada biraz çelişki de var ama mesela medium'u Android için default yapmışsınız. Onun checkbox'ını kaldırırsanız onu kullanamıyor. Yani en düşük hangisi ise e, kuralı gene o low'dan başlıyor. Yine mesela şurada desktop için high e, default olarak seçilmiş olsa ama e, checkbox'ı seçili değilse o zaman da e, en düşük ayardan seçmeye başlıyor ve low'u seçiyor. O yüzden e, burada onu e, kısıtlamamışlar. Hangisi seçiliyse e, ve defaultsa onu derleyip e, çalışabilir oyun dosyası haline dönüştürebiliyoruz. Add quality level diyerek ekleyebilirsiniz. Level 3'ü mesela ultra olarak belirtiriz burada. Sonra ona yeni bir pipeline asset eklemek için aşağıdan seçiyorum. Ctrl D ile kopya aldım. Ultra quality dedim. E bir ayarını değiştirmek lazım şimdi. Madem kalite biraz daha yüksek, anti aliasing de işte çarpı 4 olsun. İşte high dynamic range olsun. Kas, e, kaskat sayısı 4 olsun. Shadow resolution 2048 olsun diyerek vesaire. E, ayarları çoğalttıktan sonra bunu yine şuradan seçmemiz gerekiyor. Yani ultra seçiliyken şurada high değil ultra seçiliyken buradan da ultra quality'yi seçerseniz Bakalım gözle görülebilir bir fark olacak mı? Bu arada şu gizmoları biraz küçültelim şeyleri, pardon ikonları. High ile Ultra arasında evet gölgelerin keskinliği olarak bir fark var. Yakından bakarken High bu, Ultra biraz önce oluşturduğumuz yeni kalite seviyesi Ultra. Ee, very low için bir şey yapabilir miyiz? Bir tane ekledim. Şu level 4, ona da Very low diyelim. Sıralamada yukarı taşıyabiliyorsunuz, şöyle sürükleyerek. Very low'da da. Yine şu low quality kontrol D ile kopyalayalım. Ona very low quality diyelim ve o yine seçiliyken e, neleri kaldırabiliriz? Işıklardan e, ışıklardan tamamen kaldırdık ışıkları. O zaman tabii ki karanlık olacak. Şimdi bakacağız ona. Burada very low seçiliyken şuradan Very low quality'yi seçecek olursak evet ışıklar tamamen gitti. Sadece light map'ten gelen bir aydınlanma var. Bunu kopyalım ve şunu tekrar sağ tarafa doğru alacak olursak şöyle size sahneyi göstereyim. Bu very low quality. Low bu şekilde. Very low'da da hiçbir ışık yok. Sadece ne var? Eğer silersem yani sahne kısmında şu yani bake edilmiştir bu. Clear Bake'da da dedim. o şey yapmadı sadece çok hafif bir bake'den gelen bir global illumination etkisi vardı. Onu kaldırdı. Böylelikle bu dersimizde de size özellikle mobil cihazlarda performans isteyen, kalitesi daha düşük olan ama performans bakımından önem verdiğimiz cihazlarda çalıştırabilmek için kullandığımız URP Universal Render Pipeline veya sadece Universal Pipeline'da diyor, UP olarak kısaltmışlar. Sanırım Belki de 2020'nin dördüncü sürümü LTS Long Term Support sürümünde. Belki de artık built-in eskiden kullanılan rendering tamamen bırakılıp veya tamamen bırakılmaz da default olarak Unity'yi açtığımızda belki doğrudan doğruya URP ile açılma ihtimali var. Gerçi zaten pek çok seçenek arasından seçim yapabiliyoruz. Yani new dediğiniz zaman 2D, 3D, high definition, universal render pipeline hatta bir liste var. Onu almaya çalışıyor şimdi bazı hazır yüklenmiş oyunlarla bile açma şansı varken default diye bir şey yok zaten. Muhakkak bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ama URP'yi kullanmak çok daha akıllıca çünkü built-in rendering'den çok daha hızlı çalışan bir render kartın özelliklerini kullanıyor. Daha önceki built-in rendering sisteminde CPU'yu kullanarak bazı hesaplamalar yaparak rendering işlemlerini gerçekleştirdiği için performans bakımından düşük kalıyor artık. Bu dersimizde kabaca bu konuyu işlemeye çalıştım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.